Hayatınızda bir kayıp oluştuğunda buna direnmeyin. Dönüşüm geçiren insanların durumuna bakıldığında neredeyse kazayla şans eseri gibi görünen bu süreç onlara bir şeyi katılarak değil, tam aksine onlardan şeylerin alınmasıyla mümkün olmaktadır. Kişinin sahip oldukları elinden alınmıştır. Bunlar dışsal şeyler de olabilir, sosyal rütbe, ilişkiler, kendilerine yakın kişiler veya içsel şeyler, ansızın kaybedilen inanç gibi de olabilir. Bir başka deyişle fiziksel veya zihinsel içerikler kendilerinden alınmıştır. O zaman adeta kaza eseri bu bilinç dönüşümünü yaşayan o kişilere ansızın bir şeyler olur. Daha sonra bu konuda konuştuklarında ki bu kültürlerinin ortamlarının lisanıyla dillendirilir. Bu durumu Buda duası ansızın meydana çıktı. İsa bilinci uyandı ve kendi özümü buldum. Kendi özümü buldum, kendimin bu bilinçlerden olduğumu, saf bilinç olduğumu keşfettim gibi sözlerle durumu ifade ederler veya durum hakkında hiçbir söz dahi kullanamazlar. Fakat bir şey olmuştur Buda'nın ızdırabın sonu dediği şey. Bu bir şey eklenerek değil, onlardan bir şeyler alınarak olmuştur. Kendilerini artmış, büyümüş değil, kayıp ve ızdırap sayesinde küçülmüş, azalmış hissederler ve dönüşüm olur. Bu dönüşümün ızdırabın eseri olması da mükemmel bir paradokstur. İnsanların ızdırabının büyük bir kısmı aslında çılgınlıktan, delilikten gelir. Bununla beraber birçok durumda da ızdırap, kolektif zihinsel rahatsızlıktan gelir. Ve sizi adeta çaresizliğe sürükler. Izdırap doruklara ulaştığında bu sizi yıkar, dağıtır. Bu genellikle büyük bir kayıp yaşandığında olur. Kişisel veya kolektif sayesinde oluşan her felaket berbat görünür ki, bu bakış açılarından bakıldığında berbattır da. Fakat her felaket aynı zamanda çok daha derin bir şeye açılımdır. Daha önce formlarla örtülü olan bir boyuta açılım. Genellikle felaket, formların yok olması demektir. Bu aynı zamanda kişinin kafasının içinde de olabilir. Düşünce formlarının yok olması, kişisel imajın veya inançların yok olması gibi. Ve artık kim olduğunuzu bilemezsiniz. Bütün açıklamalar daha fazla bir şey ifade etmez. Büyük kayıp sonucu denebilir ki varlığın kumaşında bir delik oluşur. Aniden. Fiziksel formun kumaşı çok narindir. Herkesin hayatında her an bir delik oluşabilir ve bu acı vericidir. Fakat bu delikten Yaratanın ışığı içeriye süzülür. Yok olan, eriyen her formun ardından Yaratanın ışığı parıldar. Kişinin hayatı ne kadar düzgün gidiyorsa gitsin, er ya da geç, formun kumaşında o delik oluşacaktır. İyi bir iş, mal, mülk, sigortası da olsa her an delik oluşabilir ve oluşacaktır. Öleceksiniz. Vücut yok olacak, etrafınızdaki kişiler ölecek. Formlar yok olacak. Bu formların kaderidir. Bu durum ızdırap için bir sebep olsa da büyük bir açılım için potansiyeldir de. Mükemmel bir paradoks. Büyük bela aynı zamanda özgürlüğe açılan bir kapıdır. Çılgınlıktan doğan ızdırap sizi özgürlüğe taşıyabilir. Kolektif veya kişisel seviyede bu durum böyledir. Etrafınızdaki şeyler bazen vahşice yok olur. Bu çok şiddetli olabilir.
Buradan çıkarılacak ders şudur. Hayatınızda bir şey yok olduğunda buna direnmeyin. Ve kayıp oluşacaktır. Olmak zorundadır. Sizden bir şey alındığında, uzaklaştırıldığında buna direnmeyin. Kabullenin. Bu kabullenme, olana şu anı olduğu gibi kabul etmekle olur. Anın getirip götürdüğüne direnmemekle olur. Daha fazla çeviri seslendirmesi dinlemek istiyorsanız, lütfen kanala abone olup videoyu beğenir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim.